Öyle böyle değil ya. Nasıl bir salon? Ben Çok felaket benim ev kararsın. antik de 10. kattayım Yani annem uykusu da ağır. Ben dedim kesin yani ben. gitmiştir. Sesini duyana kadar zaten yaşadığına inanmadım. Çocukları kaptığı gibi buradan koşuyor. Turan neresi yandı? Her taraf. Nere başka? Döşek yandı mı? Yandı. Başka yatak yandı mı? Yandı. Hepsi. Hepsi yandı. Telefon da patladı. Nerem'in telefonu da yandı orada diyor. Yatak filan döşek hep yandı diyor. Maşallah maşallah sen ne tatlısın böyle. Tadında böyle oluyor zaten. Zoba devrilmişti, elimi çaldım. Kapa elime geldi ama zobanın. Ben şey yapmadım, aldırmadım. Dedim çocukları kurtarayım. Yansın yanan yer. Yandı, ne yapayım? Tek çocuğum geldi ya. İki torunumu kurtardım. Aa, biri bu, bir de bunun ufağı. İşte öyle komşular da sağ olsun bana şey yaptılar, yardımcı oldular. Donuyordum inankine. Soğuktan, ne? Yağmur vuruyor, üzerimizde bir şey yok. Öyle çıktık. Sağ olsun komşularımızın yardımı yine. Yani işte zoba falan getirdiler ama öyle durduk öğlene kadar. Falan yani canımdan umudu kestiydim. Ağır kısmına kaçtım. Can çabası yine çocuklarımı alayım dedim. Sağ olsun komşular da battaniye falan getirdi. Çocukları sardılar, çorap getirdiler. İşte öyle uğraştık. Sağ olsun komşularım da. Isıttılar sonra zoba getirdiler, kurdular. Zaten donacaktım kalana. Çıktım geldim baktım sallanıyor. Duvar falan ettim. Baktım kum dökülüyor. Hemen bunun üstüne yattım buna zarar gelmesin diye. Buram ezilmişti buram diye. O da bir hafta sonra haberim oldu. Abim dayım gibi geldi. Dayım gibi geldi. Abim yani, yaşı bu da benim abim. He abim. O benzemiyorlar birbirlerine ya. Şu babasına benziyor. Kardeşim 11 gün sonra enkazdan çıktı. Başında bekledik günlerce orada. Annem işte bu kısımda. Şu yanan odada siz de görüyorsunuz. İki tane torunu babamla kardeşim diğer işte onun çocuğunu doktora götürdüklerinde o yalnız kalmasın diye abim iki tane çocuğunu buraya annemin yanına bırakıyor. Onlarla birlikte kalırken annem de sobayı harlamış çocuklar üşümesinler diye sobayı yakmış gece boyu şey yapardı yanar diye odun koymuş tabii kömür değil. Burada yatarken işte bir sarsıntı oldu diyor benim başıma bir şey düştü diyor. Orada sıva düşmüş başına. Orada hemen diyor işte çocukların üstüne gittim. Üstüne kapandım. Biraz diyor hafifleyince hemen çocukları aldım diyor. Sobanın düştüğünü gördüm diyor. Orada yanmaya başladı diyor. Hemen kaçtım diyor. Şuraya kadar geldim. Sallanıyor hala diyor. İşte zor ayakta durdum. Hemen şurada demirlerden tutarak birden kaçtım diyor. Buradan çıkmış zaten. Şu odanın yanan kısımdan böyle bura dönerek. Tabii bu şey değil. Sarsıntı esnasında ayakta durabilmek mümkün değil. Çok zordu. Komşular sağ olsunlar söndürmeye çalışmışlar. Bilmem ne yapmışlar ama sönmemiş. Çünkü bayağı şey hararetli yanmış o da. İşte evin durumu bu şekilde. Rabbimin bugününe şükürler olsun. Hamdolsun. Hasar da var. Eşyalar falan işte televizyon şu bu falan yandı. Ama olsun sıkıntı değil. Kardeşlerim sağ. Çok şükür. Bu anne tarafına. Hayatta mı şu an iyi mi? İyi de da Mustafa da. Mustafa şimdi onu çıkarıyorum. Sakin ol. Sen sakin ol. Tamam. Mustafa da orada. Geliyor. Onu da alıyor. Geliyor. O da geliyor. Öbür arkadaşı ayağını sallam. Bakıyor ya, bakıyor da başım ya. Tamam.
aldım aldım. Abi tamam. Gel. Tamam. Arkadaşlar, hasta bir adamı. Aç kapıyı. Maşallah.